Taksim'de olan olayları görüyoruz. Halka yapılanları görüyoruz. Artık bir patlama ve öfke noktasına geldi. İsyan, yani aslında Haziran isyanı. Gezi direnişiyle başlayan bu kitle Haziran isyanına döndü. Hakkımızı aramak için buradayız. Katledilen canları almak için buradayız. Mücadelenin devam ettiğini göstermek için buradayız. Devrim şehitlerimiz ölmemiştir. Bunu göstermek için buradayız. Ülkem için. Evet, ve olanlara karşı olduğum için. Yapılan müdahalelere ve insanların zulme uğramasına karşı olduğum için buradayım. Vallahi çok geç kalınmış diyorum. Yani bu mücadele için geç kalındı. İnsanlar ayağa kalktığı zaman birçok şeyi kaybetmiştik zaten. Ya şunu söylemek istiyorum. Annelere, babalara, çocukların arkalarında durarak mücadele etmelerini söylüyoruz. Forumlara, ondan sonra yürüyüşlere mümkün mertebe katılmalarını istiyoruz. Ben mesela şu anda Aleviler üzerinde özellikle bir sanki baskı varmış gibi. Ölen çocuklarımızın üzerinde zaten ayrı bir baskı var. İşte, ne bileyim, daha başlangıç, mücadeleye devam diyoruz. Çocuklarımızın arkasında, gençlerimizin arkasında ölüm varsa öleceğiz. Savaşa hayır. Bunlar başımızdan gitsin. Yoksa gitmezler. Oldu mu oğlum? Doğru konuşmadın mı? Belki sana yanlış, bana doğru. Halk da onu istiyor. Halk da onu istiyor. Ben halkın yanındayım. Kardeşlerim öldü, abilerim öldü. Onların katilleri dışarıda, katiller buradan gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, onun yandaşları buradan gitsin diye buradayım. Kardeşlerimin ruhları şad olsun, onların ruhları gökte bizi izliyorlar. Onlar hala yanımızda, biliyorum. Onları çok seviyoruz. Onlar bizim uğrumuza, bizim yolumuza öldüler. Biz de onların yolundan ilerlemeye devam ediyoruz. Herkes evlatlarını güçlüklerle büyütmedi ki polisler emir alsın da vursunlar. Gazlarla bir kişinin ölümü onlar için bayram oluyor, bizimiz için üzüntü oluyor. Biz bu çocuklar için ağlıyoruz, üzülüyoruz, onlar ise seviniyor. Bunu kesinlikle, gazete küpürlerini biriktiriyorum. Bunlardan bir kitap yapacağım. İnşallah bu hükümet yıkıldığı günü de aylığımla bütün çikolata alıp çoluğa çocuğa dağıtacağım, bayram edeceğim. Bugün bir sürü kaybımız olmasına rağmen, her şeye rağmen şiddet yanlısı olmadığımızı ama mücadelede geri kalmayacağımızı söylemek için burada toplandık. Yani bu daha başlangıç, mücadeleye devam. Kadıköy'deki olaylar açıkçası egemen güçlerin bu gerginliği daha geniş bir yere yaymak için özellikle çaba sarf ettiğinin bir göstergesi. Çünkü Gezi Parkı direnişinden bu yana Kadıköy'de her gün ama her gün eylem vardı ve hiçbir şiddet olayı olmuyordu. Fakat anlamsızca Taksim'den gelen kitleye birden saldıran polis bunun fitilini ateşlemiş oldu. Ben bunun bilinçli olarak yapılmış bir provokasyon olduğunu düşünüyorum iktidar güçleri tarafından. Ve böylece birkaç yerde aynı gerginliği devam ettirmeye başladı.